bir İzmir gününden, BYK'dan hepinize selamlar dostlar. Wow, çok trafik varmış. Tarih 25 var. Peki neden hala bu çılgın yaratıkla birlikteyiz? Hemen açıklık getirelim. Biz tabii ki yine gölgeyle böyle manyak gibi dolaşıyoruz. Ama şehir merkezine gitmem gerek. Girmeyi bırakın. Yaklaşırsam yakamdan tutarlar beni. Bu ses ne, bu gürültü ne, yiğidim diye. O yüzden bu durumlar için yeni bir motor aldık biliyorsunuz ki. Gecemiz, R25'imiz. Şimdi gölgeyi bırakıp geceyle sürüşe devam ediyor olacağız. Zaten bayağı kişi istiyordu artık abi. R25 aldım, nerede bu R25? Geceyle de vlog gelsin falan diye diye mesaj kutum patlar oldu. Hemen gidelim. Daha fazla sizi bekletmeden, kırmadan gecemizi çıkaralım. Ben sürüş yapıyorum bu arada dostlar ama tabii ki sadece ulaşım amaçlı kullanıyorum. Manyağız işte dostlar. Gidip ulaşım amaçlı yeni bir motosiklet alıyoruz. O BMW ne öyle? O ne öyle? Yakından bakalım hemen. 640D4 çeker. Seviyorum böyle arabalarla gazlaşmayı, selamlaşmayı da. Mesela bilirsiniz o Instagram'da 5 milyon izlenen amanın da amanın dediğimiz o tek tekerde geçtiğimiz Mercedes'in sahibi aslında hiç istemiyordu öyle bir şey. Zaten o yüzden sadece o kesit var. Ondan sonra devam etmedik Mercedes'le. Ben sevmem öyle paslaşmaları. Ben sürer, oturur, keyfimi çıkarırım dedi. Ne diye uğraşacak böyle bir manyakla? Adam da haklı. Ama tabii ki böyle pas verenler de oldu mu eğleniyoruz, güzel oluyor. Bu da ayrı bir seviye. Gazlayalım. Hadi bakalım. Aman aman. Açınca gitti yalnız uçtuk. Şuradan kapatalım gidörü. Hiç anlamıyorum bunlardan ama bayağı kalite duruyor ya. Şehir içinde teker falan yapmadığım için uzun süredir de çıkmıyorum otobana. Fazla kaldıramadım o yüzden. El alışkanlığı olmadığından ötürü. Hadi abicim gel. Ha, o da video mu çekecek? Çeksin bakalım. Poz verelim hemen. Her türlü araya gireriz ama o araya girmeden önce düşünmemiz gereken şey oradan çıkabilir miyiz? Önemli olan bu. Şimdi dostlar gidelim de geceyi alıp geceyle devam edelim. Birazcık sohbet edelim. Frenzy'im ne yapıyorsun? Macan. Tatlı görünüyor baya. Virajda da dönüp sürücüyü kesmezsin ya. Şuradan bazen girerken bu yol temiz ve düz olduğu için ben tekeri kaldırıyorum. Geçen indirdiğimde karşımda polis vardı. O yüzden gerek yok öyle hareketlere. Evet, dolmuşların sağına girmememiz gerekiyor. Hata bende. Ama bu kadar da olmaz ya. Ya
Hani fark ettiyseniz ben trafikteyken her zaman suçu kendimde bulmaya çalışıyorum ki kötü duruma düşmeyeyim, zor durumda kalmayayım. Ama yani bu kadar da olmaz. Hadi bak sağından geçtiğim için suç bende dedim. Halbuki onun dörtlü yakması gerekiyordu, dörtlü yakmamıştı. Soldakine ne diyeceğiz peki? 3 şeritli, 2 şeritli yolun gidip en solunda yolcu indiriyor. Neyse dostlar hadi bakalım geceye geçiş zamanı. Evet arkadaşlar geceyle birlikteyiz. Gölgenin kardeşini aldık. Şimdi ondan buna geçince böyle çok sakinleşmiş gibi, limitlerim kısıtlanıyormuş gibi hissediyorum ama güzel. Çünkü gölgedeyken daha önce de dediğim gibi sürekli böyle şuradan geçeyim, makas atayım, kaldırayım, teker yapayım falan modundayım. O yüzden ne sohbet edebiliyorum ve genellikle de rüzgar müsaade etmiyor. Gerçi her türlü ediyoruz biz ya. Tekerdeyken bile sohbet etmeye başladık çok şükür. Bu arada videoyu buraya kadar izlediysek ve hala beğenmediysek hemen ne yapıyoruz? Şu beğeni butonunu bir yumruklayıp abone ol butonunu da hallediyoruz. Abone demişken gerçekten çok hızlı yükseliyor kanal. Anlık olarak ben videoyu çekiyorken 160 bin aboneyi aşmış vaziyetteyiz. Polis amcalar, bugün biz legaliz. Tabii bugün değil, pardon. Az önce yaptıklarımızdan sonra böyle konuşmamız çok doğru olmaz. Şu an biz legaliz. Huzur verici bir durum bu da ya. Plaka açık. Kaskımız zaten her zaman takılı. Lütfen eksik etmeyin. Bakkala bile gidiyorsanız bu kaskı takın dostlar. Ekipmanları da olabildiğince kuşanın. Bu arada R25'le özlemiştim, böyle bir gelelim maziye dokunmuş olalım dedim. Ondan sonra gidip şehir içinde işlerimi halledeceğim. Şöyle gösterelim canavarı. Bayağı da kirli vaziyette ama olsun. Gecemiz de harbiden karizma ya. Yakışıklı duruyor yani. Tabii sadece haftanın belirli günleri çıkabiliyorum. O zamanlarda genelde eğlenme amacıyla çıktığımdan gölgeye alıyorum. O da çok güzel. Yakışıklı motosiklet. Yalan yok. Sakin ol oğlum. Seninle de dolaşacağız. BK sticker'ımız da burada. Evet aklıma gelmişken bakın unutuyordum. Açıklayacağım asıl büyük olaya geldik. Şimdi şuradan yola çıkalım. Şehir içine doğru gidiyorken ben de ondan bahsedeyim sizlere. Açıklamamız gereken en önemli şeyi unutuyorduk az kalsın. Ya iki durup baktık. Dostlar manyak bir şey geliyor. Manyak bir şey. Peki ne olabilir beni bu kadar heyecanlandıran bu büyük şey? Instagram'dan da takip edenler muhtemelen haberdar olmuştur. Siz de takip etmiyorsanız hemen oraya göz atabilirsiniz. Çünkü Instagram'ın en çılgın motosiklet adresi yine BYK'da. Haberiniz olsun. Aklı çıktı ya. Ne haber? Koş kırıyor hamdolsun. Hamdolsun. Çekiyor mu? Çekiyor. Selam göndermek ister misin? Göndereyim. Gönder. Cümleten herkese hayırlı yolculuklar. Nasıl teşekkürler. Allah her yeri herkese iyilere karşı. Amin. Tek bir virüs var. Amin amin. O da kalp kötülüğü, iman kötülüğü. Evet BYK. Selamımızı da aldıktan sonra cümlemize biz devam edelim. En başından beri hepinizin benden istediği tek bir şey var. Bu ön tarafı 10 beygir güçlükleyen manyak BYK sticker'ı. Ama ben bunu sadece yüz yüze tanışabildiğimiz ya da benimle bir yerde denk gelmiş kardeşlerime verebiliyordum. Eksik olmayın, Türkiye'nin her yerinden izleniyoruz. Her yerinden isteniyor bu. Şuncacık şey içinde kargo ücreti ödemenize müsaade edemezdim. İçim el vermedi doğrusu ben yani. İsteyen çok kişi oldu. Abi gönder önemli değil, ben halledeceğim falan diye. Benim içim el vermedi. O yüzden bir çözüm üretmeye çalıştım ve ürettik dostum. BYK sticker'ı artık hepinize ulaşabiliyor olacak. Kargoya açık olacak. Hatta ve hatta sadece sticker olmayacak. Sticker hediyemiz olacak tabii ki. Bu sticker'ın yanında bir de BYK baskılı oversize bir tişört gönderiyor olacağız dostlar. Gölgenin kuyruğunun altına bastığımız Hardcore Rider sticker'ı vardı hatırlarsanız. Tişörtün arkasına da o basımı yaptık. Mükemmel durdu. Önünde de BYK logosu olacak. Oldu yani. Efsane durdu. Ben kendim giyiyorum ve emin olun ulaştırabileceğim en kaliteli kumaşla üretim yaptım. Çünkü ben giymediğim şeyi sizlere de giydirmem. İzlemeyeceğim videoyu yayınlamam. Bundan dolayı olsa gerek hiçbir zaman karşınıza kötü bir içerikle ya da sizi mutsuz edecek bir haberle vesaire çıkmadığıma inanıyorum. Bu da inanın şu ana kadar yaptığımız en bomba işlerden biri olacak. Tişört satışı şu an ben videoyu çekiyorken başlamadı henüz. Ama siz videoyu izliyorken başlamış olabilir. O yüzden Instagram'dan BYK'yı kontrol etmenizi kesinlikle öneririm. Tişört için daha fazla açıklamaya gerek duymuyorum. Sınırlı sayıda yapacağım. Öyle yüksek stoklarla yapmıyorum. Merak edenler Instagram'dan hemen takip etsin, kontrol etsin. Bu arada polisin dibindeyiz. Çalışıyor. Sohbet ediyorum bir yandan. Mükemmel. Gece de dikkat çekiyor bak. Camlardan çıkıp görünen el işaretleri falan. Yakışıklı makine ya. Wow. Yani aslında çok da gürültüye gerek yok trafikte görünürlük için. Ama işte Türkiye'de herkes az önceki sürücü gibi değil ne yazık ki. Hatta %90'ı değil. Bak mesela kusura bakma dedi. Ne güzel ya, şu an hayat mükemmel. Ama şimdi bizimkilerde de yani motorcularda da hata var. Az önceki Megane ne yaptı mesela? Aynayı kontrol etmeden çıktı. Çıkıyorken bakıp beni gördü ve geri kaçtı. Adam kaçtı. Pekala bir dikkat dağınıklığı var ya da görmedi beni. Olabilir, bunlar trafikte normal şeyler. Biz de zaten yerimizde çok sabit kalmıyoruz. Görmemeleri normal. Ama buna rağmen gidip de o Megane'ın aynasına vuranlar, yok işte video çekiyor diye adama laf atanlar, yani bir şeyler olması adına, zaman geçmesi adına gidip bulaşanlar, bizi trafikte gerçekten
gerçekten lekeliyor. Motosikletçi adı altında geçiyoruz çünkü hepimiz. Böyle şeyler olmasın dostlar, lütfen ayna kırmayın. Yani motosiklet üstünde bilemiyorum kaç bin kilometrem olduğunu ama hiçbir zaman gidip bir sürücünün aynasına ya da kendisine vurmadım. Çok sabrettiğim oldu gerçekten, kendimi çok zor tuttuğum anlar oldu. Ama bulaşmadım, yapmadım. Gerek yok, geçin gidin. O adamın benim bayağı tersime gelmesi, bayağı kudurtması gerek yani trafikte böyle bir şeyin yaşanması için. Aksi halde mümkünatı yok. Şuranın da virajları çok kötü ya. Yollar bozuk çünkü. Neyse şu sağa çıkalım da ufak bir manzara göstereyim size. Ardından kapanışımızı yapalım. Görünmedi. Şu manzarayı eski videolarımda da iki kez göstermeye çalışmışım, gösterememişim. Göstereceğim abi. Bu işte eski videolarımdan beri bir türlü gösteremediğim manzara. Evet bakın, iç astar çıktı. Kışlık eldivenin de sıcak havalarda, yani çok da soğuk olmayan havalarda böyle bir sorunu var. Eldiveni değişeceğim. Bu arada ekipmanlarıma dair bir video paylaşmamı ister misiniz? Çok mesaj alıyorum bu konuda. Eğer istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın dostlar. Şuraya da bir BYK sticker yapıştıralım. Ne diyor? İlle desen. Şurada ille desen yazıyordu. İlle desen BYK. Evet. Hadi bakalım. Sürüşe devam edip kapanışımızı yapalım. Abone olup videoyu beğenmeyi ve Türkiye'nin en sert seri tişörtü için Instagram BYK Motovlog adresini ziyaret etmeyi unutmayın dostlar. Bugünlük bu kadar. BYK. Kaçar.